Bayanlar, baylar, sevgili gençler, ekranların eğlenceli ve sıra dışı programı başlıyor. Yüksek temposu, akıcı kurgusu ve güçlü anlatımıyla bir seçenek daha var. Bu hafta Zeybekler Diyarı Aydın'da. İncirli Ova Spor Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle sizleri bekliyor. Merhaba, ben Sezen Sinan. Merhaba, adım Elif Bardakçı. İsmim Mete Övüç. Merhaba, ben Gülşah Karadağ. Adım Kaan, soyadım Kızıltan. Ben Gözde Yıldız. Şule Kabak. Ben Mehmet Aydın. Hayriye Kazanövüç. Adım Sude, soyadım Özdemir. Adım Filiz Kaya Çelik. Aydın İncirli Ova Spor Lisesi 480 öğrencisi, 15 beden eğitimi öğretmeni, 20 akademik öğretmeni ile bölgemizin en güçlü spor liselerinden biridir. Bizler 9. sınıf itibariyle okulumuza yerleşen öğrencileri burada çeşitli kulüplere yönlendirmelerini sağlıyoruz ve kendi imkanlarımız doğrultusunda da burada çalışmalarımızı bireysel olarak, grup çalışmaları olarak yürütmeye devam ediyoruz. Merhaba, adım Elif Bardakçı. Aydın İncirli Ova Spor Lisesi öğrencisiyim. 12. sınıfım, handball sporcusuyum. Handball ortaokuldan beri yaptığım için hayatımın bir parçası oldu. BESO'ya gitmek istiyorum, yani beden eğitimi öğretmeni olarak. Orada da başarılarımın gelmesini bekliyorum handball üzerine. Hedeflerime ulaşabilmek için buradayım ve kendime güveniyorum. Çok mutluyum. Adım Kaan, soyadım Kızıltan. İncirli Ova Spor Lisesi'nde okuyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. BESO beden eğitimi öğretmenliği düşünüyorum çünkü. Bu yüzden spor lisesini tercih ettim. Bundan sonrasında da hedeflerim milli takımda oynamak. Spor lisesi bana BESO sınavlarına daha iyi hazırlanmamı sağlıyor. Hem akademik ders olsun, hem antrenmanlarım olsun. Antrenmanlarım olmadığı günlerde bireysel antrenmanlarımı burada devam edebiliyorum atletizm pistimizde. Handball oynarken kendimi yani çok mutlu hissediyorum. Çünkü sahada bir savaş veriyorum ve bu beni mutlu ediyor açıkçası. Gol atmak, gol attırmak, takımla maç kazanmak beni mutlu ediyor. Keyiflisin yani. Keyifliyim, mutluyum. Çak o zaman.
Öğrencilerimizi yetenek taramasıyla bir sınav sistemiyle okulumuza alıyoruz. 9. sınıfta yeteneklerine göre branşlara ayrılıyorlar. Bu branşlarda 10, 11, 12. sınıfta bunlara yönelik dersler görüyoruz. Daha sonra branşlara yönlendirdiğimiz öğrenciler istedikleri takdirde ve öğretmenlerimizin de desteğiyle farklı branşlara da yönlendirebiliyoruz. Biz burada öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda onlara desteklerimizi sağlıyor ve hedeflerine ulaşmalarında rol oynuyoruz. Benim için sadece bir spor değil, daha çok yaşam amacım gibi bir şey. Çünkü ben gerçekten sporu çok seviyorum ve küçük yaşımdan beri spora hep devam ettim. Voleybolda kendimi buldum diyebilirim. Ben beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Ve spor lisesinden de iyi sonuçlar alacağımı düşünerek geldim buraya. Yani beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Sizinle röportaj çok güzeldi, teşekkür ederim. Küçük bir şovumla bitirmek istiyorum. Okulumuzda 300 öğrenci kapasiteli pansiyon binamız, tenis kortumuz, açık halı sahalarımız, sentetik nizami futbol sahamız, atletizm pistimiz, açık basketbol, voleybol ve handbol tesislerimiz mevcuttur. Lisesi mezunuyum. Ana branşım tenis. Ama bu okulda bir sürü branş yapma fırsatım oldu. Bu okula kort yapılması bizim için çok büyük avantaj oldu. Aynı zamanda takımımız şu anda şampiyon oldu. Takip ediyorum. Gruplara gidecekler. Bunun için çok büyük bir avantaj. Bu okulu çok seviyorum. Öğretmenlerim de öyle. Eğitimi çok iyi bir okul. Sporda çok başarılıyız. Biz Aydın İncirlova Spor Lisesi olarak badminton'u uzun süredir bir proje dahilinde gelişimi için katkıda bulunmak istiyoruz ve bu bağlamda antrenörlerimizle yakın illerde ve yakın ilçelerde bağlantılara geçtik. Başarılı öğrencileri okulumuzda topladık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Tercih sebeplerinin en başında okulumuzun fiziksel şartları geliyor. Bunun yanında barınma imkanları çok fazla. Çünkü okulumuzda 300 kişilik bir yurdumuz var. Ve bu yurtta çocuklarımızla devamlı irtibat halindeyiz. Antrenmanlarımızı daha rahat yapıyoruz. Gelişimlerini daha rahat görebiliyoruz. Ve bunun sonucunda da başarı geliyor.
Okulumuz her imkanı sağlamaya çalışıyor. Biz bunu daha önceki abilerimiz ve ablalarımızda gördük. Gayet konforlu, her imkana sahip, salonu var, atletizm sahası var, koşu sahası, her şeyi var. Yurdu var özellikle ve biz yatılı kalıyoruz. Okul takımını oluşturabilmek, daha güçlü yapabilmek için buraya geldik. Bu sene 4 arkadaşımla beraber geldik ve Türkiye finallerine çıkıyoruz. Peki buradan Giresun'a ne söylüyoruz? Bekle bizi Giresun, şampiyon geliyor. Evet arkadaşlar, gün antrenmanda tekneye giriş çıkış, tekneye atış, zon çalışması. Sağ, dön. Evet, çalışmaya gençler 2 saatlik güzel bir teknik antrenmanımız olacak. Benim bir röportajım var. Isınmaya başlayıp geliyorum ben hemen. Şule Kabak, Aydın Gençlik Spor Güreş Antrenörüyüm. Aynı zamanda Antalya Spor Lisesi mezunuyum. Bu arada okul arası dünya şampiyonuyum. İncilova Spor Lisesi olarak güzel bir çalışmamız var. Hem beden eğitimi öğretmenlerimiz olsun, hem antrenörlerimiz olsun, iyi bir takım olduk. Yani çok güzel bir duygu. Aslında bu benim bir hayalimdi. Yani spor lisesinin mezunu olup şu an spor lisesi öğrencilerle çalışmak benim için gerçekten gurur verici. Ve onların da bu şekilde olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Futbola ortaokulda başlamıştım ama pandemi nedeniyle devam edemedim. Spor lisesini tercih edip buraya geldim. Burada futbola devam ettim. Arkadaşlarımla kazandığımız galibiyetler beni mutlu ediyor. Ve takım arkadaşlarımın benimle olması benim bu takımda olmamı, güvenimi sağlıyor. Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılmış olan işbirliği protokolü çerçevesinde kapalı jimnastik spor salonumuz, yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz ve gençlik merkezimizin inşaatı hızla devam etmektedir.
Benim genelde yetiştirdiğim çocuklarım Türkiye'de 1-2-3 oluyor ve spor lisesine girdikten sonra hedefler artık 1-2-3 değil, yurt dışında örneğin bir Avrupa barajını geçmek, dünya barajını geçmek, oralara katılmak ve oralarda madalya almak ve bunu da sağlayabilecek olan yegane kurum spor liseleri. Çocuklarının kendilerini özgürce ifade etmelerini istediğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Spora ilgisi, yeteneği olan, hayallerinde spor olan tüm kız öğrencilerini spor liselerine bekliyoruz biz. Ne kazandırıyor çocuklarımıza spor lisesine gelmek? Öncelikle kendi hedeflediği branşlarda ilerleyebiliyorlar. Yeni branşlarla tanışıp hayatlarına yeni yönler verebiliyorlar. Çocuklarımız ilk geldiğinde ne yapacaklarından çok emin olmuyorlar. Yaptıkça, başardıkça kendilerine güvenleri artıyor. Özgüvenleri gelişiyor ve hayatta yere sağlam basan kız çocukları haline geliyorlar. Biz onlara burada rehberlik ederek yön vermeye çalışıyoruz. Korfbol benim için her şey. Hani çok seviyorum oynamayı, çok zevk alıyorum. İlk başta önyargılı davranmıştım ama sonrasında çok eğlenceli geldi. Karma bir spor olduğu için çok güzel, çok eğlenceli. Takımı çok seviyorum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, branşımı çok seviyorum. Muğla'ya gideceğiz, Muğla'ya bölgeye çıkacağız. Oradan da Türkiye Şampiyonası'na devam edeceğiz. İnanıyorum, güveniyorum takımıma. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, iddialıyız. Biz Muğla'ya çok hazırız. Bunun için sıkı bir antrenman yapmamız gerekiyor. Sizden müsaade istiyorum. Arkadaşlarım, Muğla'ya grup birinciliğine gitmeye hazır mıyız? Evet! O zaman 1-2-3 İsele! Muğla'ya. İçin geldik. İzmir'e gidip grup birinci olarak çıkmayı hedefliyoruz. Bugün takımımızla birlikte Muğla'ya bölge maçlarına geldik. Hedefimiz buradan lider olarak Türkiye finallerine katılmak. Bunu yapacağımıza, başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi ilk onlar başlıyor. İlk onlar başladığı zaman ilk hücumda sayı yemiyoruz, tamam mı? Hasret, bir daha gir, bir daha! Hasret, ne yapıyorsun?
Irmak, arkasında kalma. Hadi al, hadi hemen, hemen, hemen. Adahan. Alevli biraz. Zeki, Zeki bunu istiyoruz zaten. Hasret, adamın arkasında Zeki'ye vereceksin. Zeki tamamlayacak. Ne yapıyorsun kızım? Bu onlara ders olsun. Hey, tepede bekle. Oyuncumuzun geçişini kız engelliyor, anladın mı? Çok güzel, tamam, tamam. Eller yanda değil, yukarıda. Arkasında ellerin yukarıda. İzlediğiniz için teşekkür ederim.